Edirne Belediye Başkanı Hamdi Selefçi'nin Biçerler Petrol önündeki düzenleme için İmar Komisyon diretiyor sözlerine Komisyon Başkanı Hakan İnci anında cevap verdi. İnci gerekirse ilk belediye meclis toplantısında bu konuda önerge verip refüjün açılmasını isteyeceğini de kaydetti. İnci, Biçerler Petrol ve müteahhitlerden alınan inşaat harcı konusunda Trakya Web TV'nin sorularını cevapladı. Hakan Bey, bugün Edirne Belediye Başkanımızın bir açıklaması oldu. Biçerler Petrol ile ilgili olarak buna komisyon diretiyor diye bir açıklaması oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bu konu bizim daha önce gündemimize ilgili İmar Müdürlüğü'nün oradaki su deposuna giden hatlarla ilgili bir teknik zorunluluktan dolayı almamız gereken bir karar olarak bize getirildi. Ve biz de o kararı aldık. Burada biz o kararı alırken refüjün herhangi bir üçüncü şahsa veya kişilere ait bir işleyişi engellemek veya geri çevirme yönelik bir karar değildi. Bugün başkanımız öyle bir açıklama yapmışsa biz bu konuyla ilgili başkanla oturup da yani başkan bize ya bu kararı yanlış aldık niye bu konuyu bir düzeltsek mi falan diye bir öneride bulunup da biz de hayır kesinlikle düzeltmeyiz şeklinde bir açıklamamız olmadı başkana karşı. Eğer buradan şunu kamuoyuna açıklamak istiyorum. Eğer o yerle ilgili olarak teknik bir zorunluluktan dolayı o yolun öyle kalması gerekmiyorsa biz bu mecliste ben kendi adıma ve imar komisyonundaki diğer üye arkadaşlarım da sanıyorum böyle düşünüyor. Şu anda onlar adına bir şey demek istemiyorum ama eğer bu bir teknik zorunluluktan dolayı oranın kapanması gerekmiyorsa bunun açılması yönünde ben bu meclise önerge verebilirim yani bu konuda gayet açığım. Peki Hakan Bey, bir de bugün yine sizinle ilgili olarak komisyonunuzla ilgili olarak müteahhit harçlarıyla ilgili bir yeni yapılanmadan bahsetti, düzenlemeden bahsetti Sayın Başkan. Bunlarla ilgili söyleyeceğiniz. O konuda şöyle arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz daha önce müteahhit arkadaşlarımız emsal olduğundan da emsal dediğimiz yani bir arsadaki yapılabilecek inşaat alanıdır. Bu inşaat alanı oranlarıyla ilgili olarak daha önce hepsi demeyelim de bir takım müteahhit arkadaşlarımız yeni yerleşim bölgesinde özellikle emsal zorunlu olan bölgelerde işte 5 metrekare 10 metrekare dükkan çizip arkasına da depo alanları çizerek bir takım dükkanlar inşa ediyorlardı. Biz bu kararları engellemek için sanıyorum Mayıs veya Haziran ayı meclisinde bu katlarda depo yapılması halinde bu depoların da emsale dahil edileceği yönünde bir karar aldık. Şimdi bu karardan sonra tabii yine müteahhit arkadaşların ya biz işte burada bu alanı yapmak zorundayız. En azından bunu hayata geçirebileceğimiz bir düzenleme yapılsın yönünde yani talebi üzerinde bizler de deyimden dolayı kat kazanılan ve bu alanlarda bodrum katlarda bir yapı inşa edilecekse dükkan veya konut burada bu müteahhit arkadaşlar daha önce atıl bir şekilde kullanamayacakları bir alan kazanacaklarından dolayı sonuçta bir rant elde edecekler. Yani maliyetin üstünde bir rakamla satarak buradan bir kar elde edecekler. Bizler de eğer sizler burada böyle bir kar edecekseniz bir önceki mecliste dükkan yaparsanız harç devletin belirlemiş olduğu resmi harç üzerinden metrekare üzerinden %50 oranında konut yapacaksanız da %25 oranında harç alınması yönünde bir karar aldık mecliste. Sonra yine müteahhit arkadaşlar işte bu harcın çok yüksek olduğunu söylediler. Bana göre aslında çok yüksek bir harç değildi ama dükkan harcı biraz yüksek olmuş olabilir düşüncesiyle bugünkü imar komisyonu toplantısında konutla ilgili olan %25'lik kısmın kalmasını dükkanın da konut seviyesine çekilmesi yönünde görüş bildirdim. Zaten mecliste şu anda benim o şerhimle gidiyor karar. Bu şekilde bir karar aldık. Diğer bazı komisyon üyesi arkadaşlarımız başkanımızın da telkinleri doğrultusunda her ikisinde %10 seviyesine inmesi yönünde karar verdiler. Bu konuyu sonuçta Edirne Belediye Meclisi karar verecek. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Yani burada biz birilerine bir yapı hakkı fazladan bir hak elde ettiriyorsak belediyenin de bu haktan yüzdesini alması gerekir diye düşünüyorum. Benim tamamen oradaki direnmemin nedeni bu harç oranlarının %25'in altına düşmemesi yönünde bu şekilde de belediyenin ciddi bir gelir elde etmesi gerekiyor. Bunu şöyle bir örneklemeyle halkın anlayacağı şekilde anlatırsam da düşünün ki 100 metrekarelik bir depo alanını dükkan veya konut yaparsa arkadaşlarımız şu anda yeni yerleşim bölgesinde bunun pazarlanma değeri minimum 100 bin liradır. Bunun inşaat maliyeti de bu yapının 60 bin lira civarındadır. Yani 55-60 veya yapı sınıfına göre 45'e kadar da düşebilir bu maliyet. 50 bin liraya mal ettiğini düşünürsek, 100 bin liraya sattığını düşünürsek müteahhit arkadaşlarım veya bu işi yapan arkadaşlarımızın sonuçta 50 bin lira belediyenin bu kararıyla ilave bir kazanç elde etmiş oluyordur.
Bizler de diyoruz ki bu kararımızda siz 100 metrekare için belediyemize 15 bin lira harç ödeyin. Buradan da 15 bin lira belediye kazansın. Yani bu benim önerim bu. %25 oranında. Başkanlık makamı ve diğer arkadaşlarımız da bu harcın 15 bin lira değil de 6 bin lira civarında olmasını öneriyorlar. Buna sonuçta meclis karar verecek. O konuyla ilgili yani başkanımızın tartışma diye bahsettiği konu budur. Benim oradaki düşüncem hala da aynı noktadayım. Eğer birileri bir kar elde edeceklerse bu konuda da belediyeye de bir şeyler vermeleri gerekiyor resmi olarak.